Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün DGS öğrencilerinin korkulu rüyasından biraz bahsedeceğiz. Biraz korkulu rüya, biraz da DGS öğrencilerinin kendi kendilerine yaptıkları kuruntu diyelim arkadaşlar. DGS öğrencileri böyle kuruntu yapmayı çok severler. İşte sınav TET gibi mi olacak? Sınavda bir sürü yeni nesil sorulardan mı oluşacak? Sınavda böyle uzun uzun matematik soruları paragraf halinde mi olacak? İşte LGS zor oldu, DGS'de mi zor olacak? Ne alakaysa liseye geçiş sınavıyla DGS'nin nasıl bir alakası var? Ya da TET zor oldu, DGS zor mu olacak? Bu da ne alakaysa? Çünkü TET ile DGS çok farklı şeyler arkadaşlar. Yani DGS ile ÖSYM'nin soruları arasında bir bağlantı kurabilmek için KPSS sorularına ya da ALES sorularına bakmak gerekirken kişiler TET sorularını baz almayı, kendilerine böyle yeni dertler edinmeyi çok seviyorlar. Biraz da bu öğrencilerin suçu değil arkadaşlar. Biraz da bazı yayınların suçu. Bazı yayınlar sorulara hep yeni nesil sorular koymayı meraklı. Dolayısıyla öğrencileri bu anlamda böyle teşvik ediyorlar. Aynı zamanda ÖSYM'yi de teşvik ediyorlar. Yani ÖSYM DGS'de benim gördüğüm kadarıyla çok fazla yeni nesil soru sormak istemiyor. Buna gerek de yok. Çünkü zaten cebir var, zaten problemler var, zaten TET'de olmayan sayısal mantık var. Yani çok farklı şeyler var zaten. DGS ile TET arasında çok bir benzerlik yok. Ama siz devamlı yeni nesil soru, yeni nesil soru, yeni nesil soru derseniz ve kaynaklarınıza bunu koyarsanız ÖSYM'yi buna mecbur edersiniz gibi bir durum var arkadaşlar. Dolayısıyla yeni nesil soru gelir mi, gelmez mi kısmına bugün TET'de sınava girdim. Bununla beraber cevap vermek istiyorum. DGS'de yeni nesil soru gelebilir mi? Gelebilir. Bu her zaman bir ihtimal dahilinde. Ama kaç tane gelebilir? Yani TET gibi 30 tane matematik sorusu varsa veya 40 tane toplamda soru varsa bunun 25 tanesi şekilli sorulardan oluşur diye bir durum yok. DGS'de tek yeni nesil sorunun geldiği yıl 2018 yılı ve orada da 2 tane geldi arkadaşlar. Çok fazla DGS'de yeni nesil soru zaten gelmiyor. Zaten buna gerek de yok. Yani kendinize bunu kuruntu etmenize gerek yok. Gelme ihtimali var mı? Evet var. Ama kaç tane? 2 tane ya da 3 tane arkadaşlar. 2'yi 3'ü geçmez yani. Yeni nesil soru dediğinizde yani içine şekil koyunca yeni nesil mi oluyor? 2'yi 3'ü geçmez. En fazla ÖSYM'nin DGS'de yeni nesil olarak soracağı 2 tane ya da 3 tanedir. ALES'e bakın. Geçmiş ALES'e bakın. ALES'te, ÖSYM ALES'te ne sordu arkadaşlar? Dolayısıyla ona baktığınızda zaten göreceksiniz. Son ALES'te ne sordu ÖSYM? Yeni nesil sorulardan kaç tane vardı arkadaşlar? Ya da ondan önceki ALES'te ne sordu? Ya da ondan önceki DGS'de ne sordu? Yani kaç tane yeni nesil soru var? Dolayısıyla arkadaşlar DGS'de yeni nesil soru gelebilir ama 2 tane gelebilir, 3 tane gelebilir. Eğer DGS müfredatının TET müfredatına benzemesi gibi bir durum varsa ÖSYM'nin bununla ilgili açıklama yapması gerekir arkadaşlar. Ya da sınav sistemini değiştirmesi gerekir. Durduk yere ÖSYM ben DGS'yi değiştirdim, sınav sistemini değiştirdim, soruların tarzını değiştirdim bunu diyemez. Bunu diyebilmesi için sınavın tarzını, sınavın adını, sınavın sistemini değiştirmek zorunda. Yani DGS'nin kendine has, ALES'in kendine has bir tarzı var arkadaşlar. Dolayısıyla ÖSYM'yi buna mecbur etmediğimiz sürece ÖSYM bu sınav sistemini değiştirmeyecek. En azından görünen şu an bu. Dolayısıyla kendi kendinize evham yapmaya, kendi kendinize kuruntu yapmaya, işte TET zor oldu, DGS zor mu olacak gibi böyle şeylere gerek yok arkadaşlar. Kendi kendinize dert oluşturmaya gerek yok. Şurada 15 gününüz var. Güzel bir şekilde çalışıyorsunuz. DGS'de nasıl çıkıyorsa öyle çalışıyorsunuz. Ve kendi kendinize evham yapmıyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla yeni nesil sorulara da takılmayın. Böyle şeyleri çok kafanızı yormayın. DGS'nin, ALES'in, KPSS'nin müfredatı neyse bu ayarda çalışın. Anlaştık mı? Bu tür şeyler arkadaşlar çok fazla kafanıza takmıyorsunuz.